Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün benim için keyifli bir video. Neden? Çünkü herhangi bir para harcamadan, riske girmeden güzel paralar kazanacağınız bir etkinlikte karşınızdayım. Binance Football Fever 2022 etkinliği karşınızdayım. Biliyorsunuz Dünya Kupası başlıyor ve Binance bunu özel bir etkinlik başlatıyor. Toplam ödül havuzu 1 milyon dolar arkadaşlar. 1 milyon dolar dağıtılıyor. Bu sizlere dağıtılıyor ve eğlenceli bir etkinlik. Açıkçası hani Türkiye'deki iddia dediğimiz sisteme benziyor ama kuponlar için para harcamıyorsunuz. Herhangi bir kaybınız yok. Sadece skor tahmini yapıyorsunuz. Başarılı olursanız da para kazanıyorsunuz. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Crypto kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar bugün konumuz Binance'in Dünya Kupası'na özel Binance Football Fever etkinliği. Etkinlik açıkçası çok kapsamlı bir etkinlik arkadaşlar. O yüzden videomuz bir miktar uzun sürebilir. Dikkatli bir şekilde izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ederim. Şöyle etkinliğin başına geçiyorum ve gelin birlikte detaylarına bakalım. Futboldan anlayan kripto ile ilgilenen kişiler 18 Aralık'a kadar futbol maçlarının nasıl gelişeceğine dair bilinçli kararlar verip ödüller kazanabileceği bir etkinlik. Yani aslında sevdiğim bir etkinlik. Niye seviyorum? Futbol taraftar arkadaşlar dünyanın en büyük topluluğundan biri. Bunları kripto para ilgilenen kişilerle birleştirmek olarak değerlendiriyorum. Bu sayede kripto paraların daha geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi çeşitli etkinlikler var çeşitli görevler var, ödüller var. İlk olarak yeni kullanıcı bonusundan bahsedeyim. 5 dolara kadar jeton ödülü alıyorsunuz. Nakit 5 dolar yani Türkçe karşılığı. Onun dışında günlük mücadeleler var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Fransa-Almanya maçı. işte 3-1 biter diyorsunuz. Ve bu şekilde biterse ödül kazanıyorsunuz. Veya işte 3-1 biter dediniz. Fransa kazanır dediniz. Ama işte 3-1 bitmedi ama Fransa kazandı. Ayrı bir ödül kategorisi var birçok ödül kategorisi var. Şimdi etkinlik detaylarına bakıyorum. Kayıt arkadaşlar 18 Aralık Türkiye saati ile 17'ye kadar yeni kullanıcı bonusu 18 Aralık Türkiye ile yine 17'ye kadar bütün tarihler aynı şekilde ilerliyor. Bir tek afiş ödül arkadaşlar 19 Aralık 17'ye kadar devam ediyor. Arkadaşlar bu etkinliğe katılmak için bir tane NFT pasaportu almanız gerekiyor. 3 çeşit NFT pasaportu var. Deneme NFT pasaportu, standart NFT pasaportu, Süper pasaport. Arkadaşlar bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 400 TL kazanıyor. Kazananı da bir sonraki videoda açıklıyoruz. Bir önceki videonun kazananı ise şu an ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar biz size birçok etkinlik ve fırsat sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir diğeri de bizim kendi özel etkinliğimiz Binance ile MKK arasında e, 1000 dolar ödül dağıtıyoruz. Bizim referans linkimizden üye olup kimlik doğrulaması tamamlayan 100 kişiye kişi başı 10 dolar veriyoruz. Sizler için fırsatların peşinde koşmaya devam ediyoruz. Siz de kanlı abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak deneme NFT pasaportuna bakalım. Arkadaşlar aşağıda size bir yönlendirme linki bırakıyorum. Ona tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Buradan NFT'nizi alabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz register deyip kayıt olabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde NFT'nizi alabilirsiniz. Buradan geliyorum. Claim NFT pasaport dedim. Ve bakın ücretsiz bir şekilde standart pasaportumu alıyorum. Tabi bunun detaylarına bakacağız şu an beraber. Ve join now'a tıkladım. Buradan sonra da tahminler kim kazanır onlara beraber bakacağız. Tekrar buraya dönüyorum. Şimdi ilk başta deneme pasaportu. Burada kimlik onayı yapmanıza bile gerek yok ilk etapta. 3 günlük deneme mücadelesinin kilitleri açılıyor. Ve aynı zamanda yeni kullanıcıysanız yeni kayıt oluyorsanız da 5 dolar ödül kazanıyorsunuz. Aşağıda size bunun linkini bırakıyorum. Arkadaşlar standart pasaport nedir? 12 günlük mücadelenin kilidini açıyor. Yeni kullanıcıların kimlik doğrulaması yapması lazım. Ve ücretsiz bir şekilde katılıyorlar. Diğer kullanıcıların ise Binance Fan Token'larından en az bir tane tutması gerekiyor. Veya birim biraz daha üstünde de tutabilirsiniz. Yani 1.2 tane de tutabilirsiniz. En uzun arkadaşlar Alpin 3 dolarlık aldığınız zaman da tutmuş oluyorsunuz. Veya Porto arkadaşlar 5 dolarlık. Lazio 7 dolarlık. Bunlar hep Binance fan tokenlarından biri. Santos aynı şekilde. Lazio, Porto, Santos veya Alpin'den en az 1 adet tuttuğunuz zaman 12 günlük mücadelenin kilidi açılıyor ve standart pasaportunuzu alıyorsunuz. Ben az önce standart pasaport aldım. Veya bir tane tutmak istemiyorsanız da bir tane kullanıcıyı başarılı bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Biz duyur kanalımızda paylaşacağız. Siz referans kodunuzu video altında veya şuradaki duyurunun altında paylaşabilirsiniz. Bu sayede başarılı yönlendirmeler kazanabilirsiniz. Arkadaşlar süper pasaportta 10 veya daha fazla tutmak gerekiyor veya 3 tane başarılı yönlendirme sağlamanız gerekiyor. Bu sayede de 23 günlük mücadelenin kilidini açmış oluyorsunuz. Şimdi aşağı gelelim. Kurallara birlikte beraber bakalım. Şimdi birinci etkinlik ne dedik? Yeni kullanıcıya özel bonus 5 dolar veriliyor toplamda 100 bin dolar ödül havuzu var. İlk gelen ilk alır esasıyla çalışıyor ve 20 bin kişi bundan faydalanıyor. Eksiksiz kimlik doğrulaması lazım bir günlük mücadeleye katılmanız gerekiyor. Ve karşılığında fan tokenlardan birini alıyorsunuz 5 dolar değerinde. İkinci etkinliğe bakalım. Günlük mücadelelerle ilgili bir kısım. 60 bin dolara kadar günlük ödül dağıtılacak ve NFT'ler dağıtılacak. Binance arkadaşlar fan tokenlarla işbirliği yapıyor. 1 milyon dolar ödül havuzu var. Şimdi görüyorsunuz mesela burada bir maç var 15 bin dolar. Burada 4 maç var 35 bin dolar. Aşağı iniyorsunuz burada 2 maç var 45 bin dolar. Süreç ilerledikçe ödüller artıyor. Son gün final günü arkadaşlar 60 bin dolar dağıtılıyor. Çok güzel bir ödül. Ve doğru skorlar tahmin ederek başarılı yönlendirmeler yaparak günlük bin dolara kadar para kazanabilirsiniz. Dostlarım çok ciddi getiriler bunlar. Detaylarına bakmaya devam edeceğiz. Şimdi burada çeşitli klaslar var. Epey dediğim gibi kapsamlı bir etkinlik. Her maç sonucu gönderiminde doğru skorları seçen kullanıcıların her biri altın NFT alacak. Bakın altın NFT ne veriyor size 10 puan veriyor. Doğru kazanan tarafı seçen kullanıcılar gümüş NFT alıyor ve 5 puan kazanıyor. Diğer kullanıcılar ise bronz NFT ile 0 puan kazanıyorlar. Şimdi arkadaşlar burada çeşitli klaslar var. Doğru skoru tahmin etmeniz, yönlendirme sayımınız bunların çeşitli puanları toplanıyor. Birbirleriyle çarpılıyor ve bir sıralama oluşturuluyor. Bir kullanıcı normalde o havuzdan aslında 3000 dolar bile ödül kazanma şansı var. Fakat maksimum limit koymuşlar. Ve bir kullanıcı doğru skorlarla ve yönlendirmelerle en fazla 1000 dolar kazanıyor. İkinci kullanıcı 200 dolar kazanabiliyor. Diğer kullanıcılar ise 50 dolara kadar para kazanabiliyor. Yani birinci olmasanız bile 50. olsanız bile para kazanma şansınız var. Şimdi arkadaşlar üçüncü bir etkinlikten bahsedeceğim. Burada skor tahtası. Bu etkinliğin adı arkadaşlarınıza veya küresel hayranlarınıza meydan okuyun. Sınırlı sayıda NFT ve yıldız oyuncularla tanışma fırsatı elde edin. Burası da ayrı bir kısım arkadaşlar. Ayrı bir etkinlik. Yine sahip olduğumuz puanlara göre bir sıralama oluşuyor. 1. 10. arası, 11. ve 30. arası, 30 ve 100. arası, 100 ve 200. arası diye farklı sıralamalar oluşuyor. 1. ile 10. arasına bakalım. Takımlarla çevrim dışı tanışma diyor. Lazio, Porto ve Santos arkadaşlar. Gerçek hayatta tanışacaksınız. Canlı birebir görüşeceksiniz. Veya Alfin takımıyla aynı şekilde tanışma şansınız var. Diğerlerinde arkadaşlar burada çevrim içi yine tanışıyorsunuz. Bu da online olarak kameralı olarak görüşüyorsunuz. 31. ile 100. arası Lazio, Porto santos ve alfinden sadece bir tanesiyle tanışabiliyorsunuz ve sonrasında da arkadaşlar nft veya nft gizemli kutusu veriyor mesela stephen nft'si veriyor veya santos'un nft kutusunu veriyor veya lazio'nun nft kutusunu veriyor şeklinde devam ediyor burada arkadaşlar görüyorsunuz işte az önce bahsettiğim şey birinci rütbe 1000 dolara kadar ikincisi 200 dolara kadar 3 ve devamı da 50 dolara kadar ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar maç bildiğiniz zaman puan kazanıyorsunuz şimdi burada az önce bahsettiğim çarpan kısmı devreye giriyor. Başarılı bir yönlendirme yaptıysanız puanınız 1.5 ile. 2 başarılı yönlendirme yaptıysanız puanınız 2 ile. En az 3 başarılı yönlendirme yaptıysanız da puanınız 2.5 ile çarpılıyor. Bundan sonra da arkadaşlar tuttuğunuz Binance taraftar tokenına göre puanınız belirleniyor. Ondan fazla tutuyorsanız 1.5 ile. 50'den fazla tutuyorsanız 2 ile. 100'den fazla tutuyorsanız 2.5 ile. Mesela diyelim ki 2 başarılı yönlendirme yaptınız. 50'den fazla Taraftar token tutuyorsunuz. 2 çarpı 2 4 ile çarpılacak sizin puanınız. Bakın bireysel kullanıcı NFT puanı, tavsiye çarpanı, Binance fan token çarpanı. Bu sizin günlük toplam puanınızı belirleyen durum. Bir tane örnek vermiş arkadaşlar. 3 Aralık'ta günlük mücadele toplam günlük mücadele 45 bin dolar olan iki maçtan oluşuyor. A kullanıcısı her iki maçta da doğru skorları tahmin ediyor. Ve 3 yönlü kullanıcı davet ederse A kullanıcısının 2 adet altın NFT ve toplam 50 puan alır 2 altın nft a kullanıcısını günlük mücadelede 1 sıraya yerleştirdiğinde A kullanıcısı ve aynı sıralamadaki diğer tüm kullanıcılar günlük ödülleri paylaşma önceliğine sahip olacaktır 2 altın nft'ye sahip ve toplam 880 Puana sahip 44 kullanıcı Daha olduğunu varsayarsak A kullanıcısı normalde Ödül havuzunun %5.38'ini alacak bu nasıl hesaplanıyor a'nın puanı 50 Toplam puan ise 50 bölü 880 oranlanıyor. Toplam ödülün %5'ini alması gerekiyor. O gün 45 bin dolar ödül alması gerekiyor. Ama ne dedik %5.38 o da 2419 dolar ödül eder. Fakat birinci rütbedeki kişi maksimum 1000 dolar ödül alabilir. Bu yüzden de A kullanıcısı 1000 dolar almış olur. Arkadaşlar etkinlik detayları bu şekilde. Kimlik doğrulamasını tamamlamayı unutmayın. Önce gelen önce alır esaslarının olduğu kısımlar var. Her şekilde bir NFT kazanabiliyorsunuz. Bu etkinliklere katıldığınız zaman mail adreslerinizi kontrol edin. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şu an YouTube hesabımızı görüyorsunuz. Aklınıza takılan bir şey olsa bize buradan sorabilirsiniz. Bu da sizler için güzel fırsatlarını paylaştığımız Telegram hesabımız. Muhakkak takip edin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.